Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine bu mekiği tığa çevirir misiniz diye geldi ama arkadaşlar bence bu iğne oyasına çevrilmiş mekik oyasını. İğne oyasına çevrilmiş hali gibi geldi bana. Çünkü yaprakları iğne oyası. Bu da iğne oyasıyla sık iğne yapılabilir. Mekikten iğne oyasına, iğne oyasından da tığa mı çevirme artık? Nasıl derseniz mekik görünümlü iğne oyası yapımı ve tığa çevrilmiş hali de. Ben de şu şekilde yaptım arkadaşlar. Ve yapraklarını şu daha önce gösterdiğim yaprağın kipriklisini denemek istedim sizler için. Bu şekilde tığa çevrilmiş hali de çok hoş oldu arkadaşlar. Şu ilk önce denemiştim 10 zincirden. O biraz büyük geldiği için şöyle içinin zincirini böyle kolyesini diyeyim artık 8'den çekince daha güzel durdu beyaza göre arkadaşlar. Ütülenmedi tabii ki. Ütüyü de arkadan şöyle yapıştırsak daha bir zarif duracağına eminim. Evet, tığa çevrilmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Mekik görünümlü tığ oyası diyelim artık. Bu şekilde hitap edelim. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ara mesafesi olarak bu şekilde 9 tane tığ battı bıraktım. 9, 10 fark etmez arkadaşlar. 9 bıraktığım için ikincide de 9 bıraktım mesafeler aynı olması için. Siz 10 da bırakabilirsiniz. Aynı şekilde tığ battımın içine girdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ara mesafesi olarak tığ battığımızı verdik. 3 defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1 2 2 2 ve 2 olarak bu şekilde bir yuva yaptım. Trabzanından yuvamızı hazırladık yaprağımız ve çiçeğimiz için. Şimdi arkadaşlar bir zincirimi çektim. Şöyle bir defa da doladım tığımın başını ve yuvadan da girip bir tane ilmek aldım. 3 tane ilmeğin 3'ünü birden çektim. Buraya bir sahte trabzan yaptım şu şekil. Kenarına 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığımız yaprağın kipriklisini yapacağız. Evet. Bu arıya yaptığım bu minik trabzana, sahte trabzanın arasına 5 zincirimi bu şekilde kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Ve aynı yere tekrar girip şöyle dibinde de sık iğne çekerek yine bir tane ilmek edindim. Aynı şekilde yuvaya da girip iç dibinde bir zincir çekerek yine bir ilmek edindim. 2, 2 olarak aldım. 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Bu ilk telimin arasından giriyorum. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Buraya kirpiğimi kapattım. Aynı yere girdim. Dibinde bir zincir çektim. İlmeğim 2 oldu. Sıradaki yuvaya girdim. 3 oldu. Tekrar aynı yere giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde 4 oldu. Hem başa hem sona 2 defa girdim. Bir tane de yuvaya girdim. 5 oldu. Bu şekilde arkadaşlar şöyle damla armut görünümü artık ne dersiniz? Bu şekli 2 defa girerek hem başına hem sonuna 2 defa girerek veriyorum. Şimdi tekrar bunları 2 2 2 2 olarak başa kadar aldım bu şekilde. Yine kirpik yapacağım. Bunu denedim arkadaşlar. Kirpiklisi nasıl olur? Hem bana gelen modelde yaprak kirpikliydi. Ona da uygun olur diye. Bu şekilde sizler için tasarladım bu yaprağı. Hemen ilk telimin arasından girip 5 zincirimi buraya sabitliyorum. Yine aynı şekilde bakın aynı yuvanın içine kirpiği kapattığım yuvanın içine bir zincirle girip bir ilmek aldım. Sıradaki telimin arasına ilmek sayım 3 oldu. Sıradaki telimin arasına 4 oldu. Sıradaki telimin arasına yani sonuncu tele geldik bakın.
Buraya tekrar bir tane daha giriyorum arkadaşlar. Bakın hem sayılarımızı da bu şekilde çoğalttık. Yine yuvada da girdim. 7 oldu. 7. 7 ilmeğim bu şekilde. 2 2 2 2 2 ve 2. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. Büyüdükçe yaprak daha çok kendini belli ediyor. 5. İnsan da şöyle güzel gözüktükçe bir sevesi geliyor. Yaptığı işi yani severek yapıyor. Aynı sistem devam ettiriyoruz. İlk telin arasına 5 zincirimi kapatarak bu şekilde bir kirpik elde ediyorum. Aynı yuvanın içine girdim. Bir tane ilmek aldım. Sıradaki yuvaya girip dibinde bir zincir çektim. 3 oldu. Sıradakine şöyle dibinde bir zincir çekerek ilmek sayım 4 oldu. 5. Sistem anlaşıldı umarım arkadaşlar. 6 ve 7. Tekrar giriyorum. Arkadaşlar 2 sayalım. 2 5 6 7 8 ve sonuncumuz 9. Bu şekilde 9 tane ilmeğimiz yeterli bir yaprak için arkadaşlar. Şimdi yine bu 9 ilmeğimi bu şekilde 2 2 2 2 alarak başa kadar geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle gayet yapımı da inşallah net. Tekrar 2 2 sizle konuşurken aynı anda yapmaya çalıştım. Bu şekilde hepsini 9 tane yaptık. Yani toplamda arkadaşlar burada 5 tane de kirpik sayısı olunca ilmek sayısının yeterli olduğunu anlayacağız. Bakın kenarda 4. Şimdi 5 zincirimi de çektim. Buraya da bu şekilde 5. kirpiğimi de kapattım. Yaprağımız tamam oldu. Şimdi arkadaşlar bakın dibine bir zincir çekiyorum. Yine telimin arasına girip buradan sahte sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Arasına bir zincir sıradaki yuvamın içine girip bu şekilde iniyorum. Tekrar bir zincir bu şekilde aşağı ineceğiz. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvaya girdim. Hemen sahte sık iğne üzerine bir zincir. Tekrar bir zincir sıradaki yuvaya bu şekilde sahte sık iğneler yaparak demin dediğim gibi iniyoruz. 9 tane sahte sık iğne yapmış oluyoruz. Evet. Sıradaki yuvamızın içine girdik. Dibine bir zincir çektik. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde yuvaya kadar geldik. Yuvada da aynı şekilde dibine bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar aynı sık iğneyi devam ettiriyorum. Bu kalan yuvamızın yerine de 5 tane bu sık iğneden yapacağız. Bu 1, bu 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar 5 tane sığarsa 5 tane. Sonra buradaki yani trabzanı yaptığım son yuvanın içine de bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Artık yaprağımızın işlemi bitti arkadaşlar. Yuvamızın işlemi de bitti. Çiçeğimiz için yuva yaptık bu 5 sık iğneyi de. 3 zincir çekerek yine 10 tane buraya tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Sırayla arkadaşlar bütün tığ battılarımın üzerine 10 tane tığ battı yapıyorum. 9, 10. Sizin tığ battılarınızın büyüklüğüne göre. Şöyle arkadaşlar 3 zincir çekiyorum ki belirgin olsun. Şöyle zürafa gibi dik dik dursun. Siz de bu şekilde iri iri
hürafalar, tıbbatlılar tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi şu çiçeğimiz nasıl yaptık ona geçelim. Evet arkadaşlar, yaprağımız hazır. Şimdi yaprağımızı ters tarafına çevirerek çiçeğimizin yapım kısmına geçiyoruz. Şimdi bu orta yerdeki sık iğneli yerden girip ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bir sık iğnemi yaptım. 17 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane zinciri çektim. 17 zincir arkadaşlar bu sık iğnemin içine, bakın tam ortasına gelecek şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde. Döndüm düz tarafına. Buradaki yuvadan girip zincirimden geçip bu şekilde bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Toplamda buraya 5 tane sahte sık iğne yapacağız arkadaşlar. 2 oldu. 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde buraya sahte sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde aparatımı taktım. Yuvaya girdim. 1 2 zincir. İkinci, bir, iki zincir, üçüncü, bir, iki zincir, dördüncü, bir, iki zincir, beşinci. Bu şekilde 5 tane arkadaşlar, şöyle de sıkıştıralım birbirine, tam otursun sıkı sıkı birbirine. Şimdi arkadaşlar bakın, ilmek alıyorum. Yuvadan girdim. Yuvadakinden de bir ilmek alıyorum. Buraya bir tane sahte sık iğne yapıyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 8 zincirimi çekiyorum. Ve buradan bu boşluktan girip sahte sık iğnemi yaptım. 8 zincirimi çektim. Bu ilmeği buradan tuttum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bunu da bakın kalan yeri de şöyle tutarak dibine hemen, yani bu 15 zincirli yuvanın dibine, içine girip bu şekilde arkadaşlar bir tane sahte sık iğne yapıyorum ki bu 8 zincirim oradan oynamasın. Bir tane zincir tığın başı boşalttı arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buraya tekrar bakın arkadaşlar, bir tane sahte sık iğne yaptım 8 zincirden sonra. Tekrar bir zincir çekip bu aparatıma takıyorum sıkı sıkı. 5 tane de bu tarafa biriktiriyorum. İster sağlayabilirsiniz, ister sağlamadan benim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 zincirimi çektim. Nasıl rahatınıza gelirse aparatı kullanmak. 2. Lakin şurada boşluk olmasın, büyümesin kirpikler, aynı boyut olsun. Çünkü yaptıkça büyüyor. Ona dikkat edin, o kadar. 2 zincirimi çekiyorum. Takıyorum. 3. 2 zincir dibine. 4. Bu şekilde. 2 zincir. 1 2 5. 5 tane sağa, 5 tane soluna bu şekilde sahte sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde bir tane doladım tığımın başını, hemen ilmeğimin dibine, bakın arkadaşlar. Plastiğimin dibine hemen bir ilmek dolayıp tığımdaki ilmekten çıkardım. Buraya bir tane sahte sık iğne yaptım. Yine toplamda 5 tane sahte sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde şöyle arkadaşlar, rahat yapmak için çıkarayım dedim ama neyse, çıkaralım. Bu şekilde bakın ilmeklerimi şöyle sağa doğru yatırarak
Bitince de düzeltebiliriz. Şuranın sahte sık iğnesini hemen bitirelim arkadaşlar. Sonra orayı düzeltiriz. İlmeği tuttum. Aslında çıkarmadan da burayı yapılabilir. Acele ettim. 2 3 4 ve 5. 5. sahte sık iğnemi de bu şekilde buraya yapıyorum. Hemen arkadaşlar buradaki sık iğnemin içine girdim. Bakın bu şekilde. Şimdi ilmeğimi koparıyorum. İlmeklerimi hemen temizleyip geliyorum arkadaşlar. Bu yaktığım yerler, ipleri temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, bitmiş hali de bu şekilde oldu. Şurada hemen bitirir bitmez bir tane sık iğne yapıp sonra 8 zincirle bunu yapıp şöyle arkadaşlar içinden sokup aşağıya çektim. Elimle tutup sık iğnesini, sonra onun yanına bir tane boşluktaki sık iğneyi yaptıktan sonra bunu düzeltirseniz rahat düzelir. Hemen bunu yapıp yapmaz ortaya düzeltmeye uğraşmayın. Hemen yanındakine sık iğne yaptıktan sonra, yani işinizi sağlam aldıktan sonra bunu oturttuktan sonra düzeltip şöyle aşağı elinizle tırnağınızla çekin. Burayı ben 2 sık iğneden sonra yapmıştım 8 zinciri. Arkadaşlar aynı bu kel kafası gibi oldu. Saçı olmayan hani bir boşluk olur ya. Çirkin durdu. O yüzden bir sık iğne de buldum çözümü daha önce. Çünkü sök yap yaptığım için bunları yaparken tecrübe edindim sizlere. İlk defa ben de sizlerin karşısında yapıyorum. O yüzden hani şu ara boşluğu fazla bırakmayın. Çok çirkin duruyor bu boşluk. Hemen bir sık iğneden sonra 8 zincirinizi çekip sonra yanına bir sık iğne yapıp bu kolyeyi düzeltin. Kolye diyelim artık arkadaşlar. Küpe mi, kolye mi? Sonra da bu geri 5 tane kirpiği kulak çöpüne yapıp 5 tane de buraya sık iğne yapıp aynı bakın şu ipi yaptığım sık iğnenin içine kapatın. Bu şekilde çok hoş duruyor arkadaşlar. Kalp gibi duruyor yani. Evet, modelim bu şekilde. Uzun uzun anlattım. İnşallah faydalı bilgiler vermişimdir. Faydalı çekim olmuştur bu şekilde. Sizler için şöyle elinizle de şekillerini tabii verebilirsiniz. İstediğiniz düzene sokabilirsiniz. Modelim bu arkadaşlar. Sizler için yine yeni tasarımlar yaptım. Umarım beğenir, beğenerek yapar. Videomun da hakkını verir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezsiniz. Emeklerimin hakkını verir. İnşallah beğeni ve yorumda bulunursunuz. Sizlerin beğeni ve yorum yapması arkadaşlar YouTube'un önerileri de öne çıkarması demektir. Ben de emeklerimin karşılığını almak için bu şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.